Herkese merhaba sevgili dostlar. Emlak ve otomotiv sektörünün birlikte kol kola patlamaya mahkum olarak büyüttükleri balonların birbirinden ayrıldığı gün, ayrılmaya başladığı günden herkese merhaba. Emlak ve otomotivde balon konuştuk ya. Evet. Evet, şimdi balonlar artık yavaş yavaş ayrışarak, bir tanesi patlayarak bir tanesi yoluna şişmeye devam edecek şekilde birbirinden ayrışıyorlar. Evet. Negatif ayrışıyorlar moda terimle. Bugünkü konumuz otomotiv sektörü ve emlak sektörü. Emlak sektörü için alarm zilleri çalıyor. Daha önce, birkaç ay önce anlatmıştım. Bugünleri söylemiştim. Faiz konusunda, özellikle kredi faizlerinin olması gerekenin çok daha altında tutularak emlak sektörünü, inşaat sektörünü desteklemeye çalıştığı bu dönemin artık sonuna geldik. Piyasada reel faiz şu anda 13. Politika faizimiz 8.25 fakat piyasa ona gülüp geçiyor. Ve şu anda aylık %1'in altında herhangi bir kredi oranı kalmadı. O hani 0.64'ler, 0.69'lar falan o 3 yaz, 5 yaz devirleri geçti. Evet. Ve maalesef demek zorundayım. Yani bugün size anlatacaklarım bir kehanet değil. Daha önce otomotiv sektörüyle ilgili fikirlerimi belirttim. O fikirler benim fikirlerimdi ve bir öngörüydü. Tutmadı. Orada beklentilerim vardı. ÖTV'de indirim olacağına dair. Orada beklentilerim vardı. Pandemi perdesinin kalktıktan sonra otomotiv sektörünün canlanacağı ve otomobil arzının olacağına yönelik. Bunlar gerçekleşmedi. Bunlar gerçekleşmeyince de benim beklediğim otomobil fiyatlarındaki düşüş gerçekleşmedi. Ve gerçekleşmeyecek şekilde de devam ediyor. Birazdan onu da anlatırım. Fakat konutla ilgili, emlak sektörüyle ilgili anlatacaklarım birer kehanet değil, matematiksel gerçeklikler. 2 ay önce bahsetmiştim. Şimdi o günler geldi çattı. Kredi faizleri yükseldi ve ev satışları keskin şekilde düştü. Düşmeye de devam edecek. Bunun kaçarı yok. Hatırlıyorsan şey demiştim. Bu fırsattan istifade, başını sokmak için ev alacak insanlar varsa evlerini alsınlar. Fakat yatırımlık olarak ev almayı düşünen varsa almasın, sükutu hayale uğrar demiştim. Henüz uğramadılar fakat uğramaya şu anda başladılar. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Önümüzdeki süreçte keskin bir ev satışı düşüşünü göreceğiz. Ve bu düşüş zaten müteahhitlerin elindeki stokları da eritemediğini, yani arz fazlasının da sürüyor olduğunu düşünürseniz bu düşüş inşaat sektörünü bayağı bir zora sokacak. O ucuz krediler var diye, o ucuz krediler, maliyetinin çok altındaki krediler, onlar da bankaları zora sokacak. O kredilerin ödemeleri de gelip çatıyor. O kredilerin ödemelerinin de tam olarak gerçekleşeceğini ben düşünmüyorum. Siz düşünüyorsanız bilmem. Sence o krediler geri dönecek mi %100? İmkansız. Neden? Para yok. Bravo. Para bolluğunu da kestik. Para bolluğu da şöyle. Krediyi krediyle öteleyerek, yeniden yapılandırarak piyasayı ayakta tutmaya çalıştık. Şimdi yeniden yapılandırma zamanları geldiğinde ya da yeniden yapılandırmak istersen şayet, kredin faizin 2 ay önce, 3 ay önce neydi? Şimdi ne? Şimdi artık yeni faizler yapılandırmak için de bayağı yüksek. Yani o kredi yüzdürmelerinin de soruna geldik. O bol keseden kredi alıp, ev alıp, lan ben bunu nasıl olsa kiraya veririm, bir şekilde çeviririm falan diye düşünenler de muhtemelen sükutu hayale uğrayacaklar. Ve muhtemelen emlak sektöründe keskin bir düşüş yaşayacağız. Dediğim gibi bu kehanet değil. Bu matematiksel bir gerçeklik. O zaman söylediğimiz matematiksel gerçeklik bugün kendisini feasible olarak önümüze seriyor. Tek bir kaçış noktası ya da çıkışı olabilir. Tek bir şekilde bu söylediklerim gerçek olmayabilir. Yine sert bir şekilde müdahaleyle kredi verdirmeye zorlanırsa, özellikle işte birin altında ya da birin bayağı altına çekilerek
bankalara görev zararı yazdırma pahasına eğer kredi faizleri yine aşağı çekilip yine bir genişleme, yine bir bolluk yaşatamazsan başka bir ihtimali yok. İki ay önce söylemiştik. Şimdi oluyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Bundan sonrası da daha zor. Bu işin önce şeyini söyleyeyim. Otomobille niye farklı olduğunu muhtemelen kafanızda o soru işareti vardır. Otomobil ve emlak birbirine fena halde benziyor olmasına rağmen aslında birbirinden tamamen farklı, birbiriyle hiç alakası olmayan şeyler. Mesela neden? Otomobilin bir yerde fiyatlaması dolarlıdır. Dolardaki ya da işte dövizdeki bir atak otomobil fiyatını alenen ve hemen etkiler. Şimdi önümüzde döviz atağı, zaten dövizin geldiği yer belli. Muhtemel bir döviz artışı da bekliyoruz. Elimizde otomobille ilgili bir stoğumuz var mı? Hayır, yok. Tam aksine yokluk içerisindeyiz. Otomobilde şu anda arz yok. Talep var, arz yok. Ve otomobil dolardan, özellikle dövizden çok etkilenir. Ve otomobil sektöründe emlak için yapılan pompalamalar yapılmıyor. Aksine ÖTV'de indirim, KDV'de indirim beklerken üstüne bir de ÖTV sopası vuruluyor. Şimdi bu şartlar altında bakarsan otomobil fiyatının yakın zamanda o balonun patlaması, fiyatların düşmesi mümkün görünmüyor. Nasıl patlar? Herkes otomobil üretmeye başlar. Kıyamet gibi otomobile boğarlar burayı. İkinci el satılamaz hale gelir. Birinci elde de o kuyruklar vesaire ortadan kalkar. Talep fazlası ortadan kalkar. Arz fazlası yaşanır. O zaman dehşet bir düşüş yaşanır otomobil fiyatlarında. Fakat şu anda otomobil fiyatları için böyle bir düşüş görünürde yok. Çok komik bir durum var abi. Yani kıçı kırık bir otomobil, orta sınıf kıçı kırık bir otomobil şu anda bir ev fiyatına. Yani sana nasıl geliyor bilmiyorum ama bunun olabilme ihtimali yok ya. Hani bir Alman arabası, hadi vereyim markasını, bir Volkswagen, nedir o? Passat. Aslında orta sınıf bir araba bu, tamam mı? Bir Passat alacağına böyle 2 artı 1, 3 artı 1 bir ev alabiliyorsun yani. Ya sana ne kadar mantıklı görünüyor ya baktığın yerde. Passat'a çok orta sınıf diyemeyiz ama. Yani aslında orta sınıftır fiziki fiyatı olarak. Çok yüksek, evet, komik yani. Hangisinin fiyatı düşük ki? Evet. Geçen gün Halil'in aldığı arabayı biliyorsun. Yani gözlerimizle şahit olduk. Yani orta sınıf bir araba, çok öyle ağam şağam bir şey olmayan 160 bin liraya araba aldı adam. Evet. Üzerine 40 bin lira daha koyup burada Dalaman'dan ev alabiliyorduk onu. Evet. Abi, böyle bir şey var mı? Neyse, konumuza geri dönelim. Otomobil fiyatlarında balon şişmeye devam edecek. Onu öyle belirteyim, geçeyim. Otomobilden tamamen farklı olarak konutta bir talep fazlası var mı? Yok. Konut sattırabilmek için faizleri aşağı çekiyorsun, aşağı çekiyorsun, aşağı çekiyorsun. Yeter ki satılsın diye. Uğraşıyorsun, didiniyorsun. Satabildiğin bu kadar. Evet. Elinde stok var. Yani sadece İstanbul'daki stok Türkiye'deki talepten fazla. Hala yapılıyor. Hala yapılıyor ya da birazdan bir şey söyleyeceğim. O yapılanların da önümüzdeki dönemde yapılıp bitmesini beklemiyorum. Muhtemelen müteahhitler bu son tufada, tufa diyelim biz ona, son tufada parayı aldılar ve muhtemelen pek çoğu elinde yarım olan binayı bile bitirmeyecek diye düşünüyorum ben. Çok yaşandı. Bitmeyen binalar göreceksin. Çünkü adam satamayacağını biliyor. Daha fazla masraf edip gitmek isteyecek. Yani onu bitirip daha fazla onu satmaya uğraşmaktansa en iyisi bitirmem, alırım, ilerlerim der. Muhtemelen bu yaşanacak. Daha tehlikelisi, bu krediler geri dönmemeye başlayacak ya bence. Ondan sonra en büyük emlakçı maalesef bankalar olacak. Amerika'da bu yaşandı mortgage krizinde. Biz de aşağı yukarı benzerini, o kadar sert olur mu bilmiyorum ama aşağı yukarı benzerini, o tarz bir tabloyu yaşayacağız. Evler
Hacize gidecek. Aynen öyle. Bankada tahmin edersin ki benim 1500 tane evim oldu diye ben bunu kiraya veririm, rant sağlarım diye düşünen bir kurum değil. Bankada onu elinden geldiğince hızlı bir şekilde nakde dönüştürmeye çalışacak. Onu nakde dönüştürmeye çalışmanın en iyi yolu ne? Ucuzdan satmak. Evet. Fiyatı kırmak yani. Aynen. Muhtemelen bankaların bu icraları sonrasında çok keskin bir fiyat geri gelmesi olacak. Müteahhitler ellerinde kalan evleri satmak için artık faizden umudu kestikleri anda onlar da fiyatı kıracak muhtemelen. Ve zincirleme bir fiyat düşüşü görmeye başlayacağız. Otomobil dediğim gibi dolardan etkilenir. Fakat emlak dolardan etkilenmez. Şimdi soruyorsun, adam diyor ki ya dolar yükseldi, demir pahalandı, bilmem ne oldu. Satmaya çalıştığın evi kaç sene önce yaptın? Kaç sene önce parasını verip aldın o demiri, kullandın? Şimdi bana diyorsun ki dolar arttı, demir pahalandı. Senin maliyetin bu değildi ki zaten. Sen kredide ucuz faizi de buldun. 300 bin liraya satamadığın eve ucuz kredi var diye 350 bin, 360 bin, belki de 400 bin yazdın, sattın ya da satamadın. Şimdi nakite nasıl dönerim diye düşünmenin zamanı. Şeye tekrar geri dönelim. Demiştim ya, yatırımlık ev almayın. Bu arada o kadar kesin, kendimden emin konuşuyorum ki sanki fiyatlar bugünden düşmeye başlamış da, ama yani bu matematiksel bir gerçeklik olduğu için bu kadar emin konuşuyorum. Emlak fiyatları bundan sonra düşecek ve o yatırımlık ev alıyorsanız, şayet almak istiyorsanız canınız yanacaktır dediğim zamanları yaşamaya başlayacağımız günler bunlar. Allah sonumuzu hayretsin diyeceğim ama orada bir de korkum var. Emlak sektörü inşaat sektörünü genel olarak yıpratacak ve bankacılığı da maalesef büyük oranda yıpratacak. Allah korusun, bunun altından kalkabilecek miyiz? Bankacılık sektörüne olan güvensizliğin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir mi? Krediler. Özel bankalar muhtemelen çoğu büyük oranda kendini korumuştur diye tahmin ediyorum. Net bir bilgim yok ama. Kamu bankaları görev zararı yazar, devlet kapatır, bir şekilde karşılanır. Umarım özel bankaların canları çok yanmaz. Çünkü eğer bu olursa bir bankacılık sektörü krizine dönüşür. İnşaat sektörü kriziyle başlar, bankacılık sektörü krizine dönüşür ve bu sefer hep işte ekonomide şeyi görüyoruz. Finansal korkular yaşıyoruz. Dolar atağı vesaire gibi. Bunlar finansal krizler. Aniden tencereye yansıyan, aniden gündelik hayata yansıyan, aniden cebindeki paranın miktarına yansıyan değişimler değil. Ama bir bankacılık sektörü krizi, bir inşaat sektörü krizi, bir nakit krizi, özellikle işte borçlarını ödeyememe ya da alacağını tahsil edememe noktasında oluşacak bir kriz, işleri tamamen ters yüz edebilir gündelik hayatta. Yani bu olursa doların bir anda 9 liraya gitmesinden çok daha fazla negatif etkileyecektir ülkeyi. Evet. Ve zincirleme bir sıkıntıyı, zincirleme bir reel sektör krizini, çok güzel ifade ettim bence. Finansal kriz başka bir şey, reel sektör krizi başka bir şey. Reel sektör krizini tetiklerse o zaman işimiz kötü olur. Evet. Az önce söylemiş olduğun faiz yöntemiyle veya işte faizle piyasayı tekrar paraya boğarak bu durumu bertaraf etme durumu da bu senaryoyu sadece geciktirir. Evet, aynen. Sadece öteler. Yani sonuçta yaşanacak sıkıntıyı yine belki 6 ay daha öteler. Evet. Belki 1 sene daha öteler. Çünkü yine para girişi olmayacak. Aynen öyle. Yani sen sorununu çözemedin ki, sadece öteledin. Evet. Başka borcunu erteledin veya başka bir yerden borç attırdın. Takla attırdın. Aynen öyle. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi muhakkak bekliyorum. Ne kadar katıldığınızı ya da ne kadar katılmadığınızı, onları okumak isterim açıkçası. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
hızlı bir video yapmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kutlu akşamlar.